başlıyor. Efendim Samsun nabzından mutlu akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Bu akşam Samsun Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı sevgili Tufan Akçagöz ve Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı Taner Tekin konuğumuz olacak. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz kalkışması bu ülkede tarifi mümkün olmayan acılar yaşattı. Dersler çıkartmamıza sebebiyet verdi. Kendini kaybetmiş bir silahlı kuvvetlerin içerisinde yuvalanmış bir örgüt, gözü dönmüş bir şekilde öncelikle silahlı kuvvetleri, ardından da ülkenin siyasetini, demokrasisini teslim almaya çalıştı. Ama egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu bilincinden hareketle önce Türkiye toplumu, halk, arkasından silahlı kuvvetlerin omurgası ve bütün siyasi partiler bu işe karşı çok ciddi bir direnç oluşturarak bu kalkışmanın püskürtülmesine sebebiyet verdiler. Şimdi bugün toplumda önemli bir birliktelik oluştu. Demokrasi ve Cumhuriyet nöbetleri adı altında toplumun bütün katmanları bir araya gelip demokrasisine sahip çıkmaya çalışıyor. Biz de bugün hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Milliyetçi Hareket Partisi'ni aynı zamanda AK Parti İl Başkanı'nı da konuk etmek istedik ama AK Parti İl Başkanı'nın başka bir görevi olduğu için katılamadı. Katılamamasından dolayı da üzüntülerini dile getirdi Muharrem Bey. Biz de sevgili Tufan Bey ve Taner Bey ile bu konuyu masaya yatırıp bundan sonraki süreçte nasıl yürünmesi gerektiği ile ilgili bu birlikteliğin geleceğe nasıl taşınması ile ilgili konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş bulduk. Programımıza. Sağ olun. İsterseniz sizden başlayalım Tufan Bey. Aynı şekilde bu size yönelttiğim soruları Taner Bey'in de yanıtlaması doğru olacaktır. Daha fazla zaman kazanırız. Bu noktaya nasıl gelinildi? Evet, tabii bu sorunun üzerine çok nasıl uzun... gelinildi ve bundan sonraki süreci hemen peşindendi. Bundan sonraki süreci nasıl yönetmesi gerekiyor Türkiye'nin? Evet. Öncelikle buradan Samsun halkını selamlıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum programınız aracılığıyla. Bu sürece nasıl gelinildi sorusunun cevabı öyle çok kısa olmasa gerek ama ben bunu özetleyerek ifade etmek zorundayız. Onu biliyorum. Şimdi nasıl gelinildi? Şimdi bizim 100 yılın dehası dediğimiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bizim önderimiz. Bundan tam 100 yıl önce bir laf etmiş. O söz tarihe mal olmuş bir laf. Hemen hatırlayacaksınız tabii söyleyince. Türk milletinin başına ne melanet geldiyse maalesef din kisvesi altında gelmiştir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi bugün geldiğimiz süreçte FETÖ'cü, darbeci, çeteci ismine ne derseniz deyin bu yapı bir dini kullanarak cemaatleşerek bugünlere geldi. Bunun maziyi 5 yıl 10 yıl değil daha uzun yıllara dayanıyor. 1971 yılında. Yani 70'li yıllardan bugüne kadar bakın muhtara görmüş, ihtilal görmüş, 28 Şubat'ı görmüş ve 2016 yılında halkına silah çekecek noktaya getirmiş kendisine. Yani devletin içerisinde bu denli çeteleşmiş, örgütleşmiş. Şimdi Sinan Bey tabii ki bu tek başına olacak iş değil. Bunun dış desteğini ayrı bir programda tartışabiliriz ama... Ama bunu açık açık ifade edelim yani. ABD'nin desteklediği CIA'nin... Mutlaka şimdi Pensilvanya sizi himaye ediyorsa, yani Amerika sizi himaye ediyorsa, Amerika kimi himaye eder? Bu soru benim aklıma geliyor. Yani 10 yılı aşkın süredir. Değil mi? Fethullah Gülen Amerika'da ikamet ediyor ve ben tabii o Amerika tarafından korunduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla dış kaynağı odur. Peki iç kaynak nedir? Türkiye'nin bir takım siyasi unsurları tarafından sürekli desteklerine gelmiştir. Sadece burada Recep Tayyip Erdoğan ve AKP siyasetini değil, önceki dönem siyasileri de masaya yatırmak lazım. Yani ben Süleyman Demirel'in yanında gördüm Fethullah Gülen'i. Başka sağ yelpazede siyaset yapan birçok liderin siyasetçinin yanında gördüm. 90'lı yıllarda 28 Şubat sürecinde Fethullah Gülen'in kasetleri basına yansımıştı hatırlayın. Ne diyordu orada? Hiç unutmam. Adım adım mevzinizi koruyarak ilerleyeceksiniz diyordu. Mevzinizi korumadan attığınız her adım erken adımdır diyordu.
ve işi bu noktaya getirdi. Peki bu buraya gelene kadar neredeydik biz? 2002 yılında bakın Demireller tarih sahnesinden çekildi. Tansu Çillerler çekildi. Biliyoruz Bankasyaları hep beraber açtılar. 2002-2016 tam 14 yıl içerisinde AKP ne yaptı? Fethullah Gülen cemaatinin yapılanmasını ya da işte FETÖ'nün yapılanırken hangi konumunu aldı? Bunu biz tabii hem Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından hem de bir takım AKP'li siyasilerin ağzından net olarak anlıyoruz ki bir çıkar ortaklığı vardı. İşin bu raddeye gittiğinin farkında değillerdi belki. Ancak siyaseten yol arkadaşlığı yapmış idiler. Tayyip Erdoğan'ın kandırıldım ifadesini masaya yatırabiliriz. Yani kandırıldım kelimesinin altında çok fazla şey var. Yani bir yol arkadaşlığı yaptık fakat beni kandırdılar. Nereye kadar kandırdılar? Ne istediler, ne verdin? Bunların hiçbiri konuşulmuyor bakın. Bugün çok güzel bir birliktelik tablosu ortaya çıkmış vaziyette. Fakat AKP siyasetinin de ciddi anlamda sadece Samsun'da değil bakın. Samsun özelinde bunu tartışalım. AKP'li belediye başkanları da şapkayı önüne koysun, düşünsün, konuşsun. Bir öz eleştiri yapmak zorundadırlar. Ben bugün buraya gelmeden önce acaba Samsun'da dedim kurulan vakıf üniversitesinin, cemaatin vakıf üniversitesinin açılışında kim neler konuşmuş? Uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Lütfen YouTube'da var izleyin. Samsun'un bir önceki dönem bakanı buradan Pensilvanya'ya selam mı söylememiş? Neler neler. Bunları hep maalesef son 14 yılda bu derece palazlanmışsa AKP siyasetçilerinin de bu işte mutlaka desteğini gördükleri için yaptılar. Dönüp burada mutlaka bir öz eleştiri yapılması gerekiyor. Yapılması diyorsunuz. Gerekiyor. Evet. Peki Taner Bey, siz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Bahçeli'nin açıklamaları, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları darbe gecesi insanlarda gerçekten önemli bir refleks oluşmasına sebebiyet verdi. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle ben de önce Samsunlu vatandaşlarımızı selamlıyorum. 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden bütün herkese Allah'tan rahmet diliyor. Yakınlarına da ve Türk milletine büyük başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Şimdi inşallah bir daha buna benzer olaylar ülkemiz yaşamaz. Biz de bunları konuşmak zorunda kalmayız. Evet. Ama daha önce sizlerin de söylediği gibi, Sayın Tufan Bey'in de söylediği gibi bu süreci öncesiyle ve sonrasıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde incelemek gerekiyor. Bugün programımız belki bunları hepsini ayrıntılı bir şekilde konuşmaya elverişli değil süremiz ama şunları da değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, 71'de kurulduğu iddia edilen bir cemaat yapılanması var. Ve dinin altında ya da din adıyla yola çıkmış bir yapıdan bahsediyoruz. Ve biz burada özellikle 80 darbesini, 80 darbesinden sonra ve 80 darbesindeki yaşananları ve bu cemaatin desteklenerek birileri tarafından, gizli bir el tarafından desteklenerek nasıl palazlandırıldığını, nasıl güçlendirildiğini, 28 Şubat sürecini, 28 Şubat sürecinden sonra Fethullah Gülen'in işte Amerika'ya gitmesini, önce Papa'yla görüşmesini, sonra işte Amerika'ya gidişini, daha sonra cemaati oradan yönetmesini ve yönetirken artık aleni bir şekilde devlet kadrolarında siyasetçiler üzerinden kadrolaşmaya başladığını görmek, değerlendirmek gerekiyor. Tabii özellikle son 10 yılda, 12 yılda çok hızlı bir yapılanmaya girdiklerini, çok hızlı bir kadrolaşmaya girdiklerini ve bu kadrolaşma esnasında devletin her kademesine sızdıkları bu esnada ülkeyi yönetenlerin de kendileriyle nasıl bir yol arkadaşlığında olduklarını şu anda öz eleştiri yapmaları gerekir. Öncelikle bunu söylemek gerekiyor. Evet. Tabii hatırlayın 2011 yılında Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in Fethullah Gülen'e bir çağrısı vardı. O çağrıda şunlardan bahsediyordu. Fethullah Gülen yapılanmasının Türkiye için tehlikeli bir boyuta gittiğini, bir an önce faaliyetlerine son vermesi gerektiğini ve bu faaliyetlere son verip Fethullah Gülen'in de Türkiye'ye dönmesi gerektiğini ifade etmişlerdi. O zaman bu görüşlerin, bu açıklamaların, bu uyarıların ardından maalesef o dönemin başbakanı, dönemin başbakan yardımcısı, meclis başkanı ve birçok siyasi, mevcut iktidara mensup birçok siyasi, genel başkanımıza neredeyse hakaret derecesinde ifadeler kullanarak Fethullah Gülen'i savunmuşlardı. Muhterem Hoca Efendi'ydi. Bunu Samsun genelinde ya da Samsun özelinde, Türkiye genelinden Samsun özeline indirgediğimizde de yine benzer şeylerle karşılaşmamız mümkün. Yani
Bugün AKP eğer Türkiye'de oluşmuş olan bugünkü birlik ve beraberliği Türk toplumunun siyasi parti gözetmeksizin bir araya gelerek demokrasiye ve cumhuriyete nasıl sahip çıktığını görüyor isek, bunun devam edebilmesi adına partizanlık yapmadan AKP'ye düşen de kendi içerisindeki bu yapıları kendi içerisine sinmiş, saklanmış, sızmış adına her ne derlerse yapıları da açığa çıkartıp kaba bir tabir olacak belki ama bağırsaklarını temizlemesi gerekiyor. Belki böyle bir süreç de yaşanıyor yani zaten Türkiye'de öyle görünüyor. Evet. Darbeye karşı demokrasinin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, laikliğin bu ülkenin çimentosu olduğunu bir siyasi parti temsilcisi göz ardı etmiyor. Bütün evet. meydanlarda da zaten çok yüksek bir sesle bunlar dile getiriliyor. Şimdi dediğiniz gibi inancımızı, kimliğimizi, siyasi görüşümüzü bir tarafa bırakarak Türkiye tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin evet. varlığı için soluk alıp vermemiz gerekiyor. Bundan sonrasında fayda sağlaması adına önümüzde neler yapılması gerekiyor? Bunları da siyasi partilerin oturup tartışması, konuşması gerekiyor. Söylediğiniz gibi öz eleştirilerin yapılması gerekiyor. Silahlı kuvvetlerin bugün bir açıklaması oldu. Toplam bu işe kalkışan kişilerin oranı silahlı kuvvetler içerisinde sadece %1,5'a tekabül ediyor. Doğal olarak çok güçlü bir ordu yapısı var Türkiye Cumhuriyeti'nin. Çok da kıymetli. Ama siyasetin içerisine işte buna benzer unsurlar tarafından müdahale olmayacak bir silahlı kuvvetlerin başarmış bir ülkeden bahsediyoruz. Çünkü 1920'lerdeki ruhla bir anlayışı oturtması gerekiyor. Tehlike geçmiş midir? Bununla ilgili endişeler var. Süfyan Bey siz ne dersiniz? Yani bu süreç devam ediyor mu? Bu paralel yapı ya da Fethullahçı terör örgütünün üzerimizde yaratmış olduğu o travmayı yeniden başarabilmesi mümkün mü? Böyle bir tehlike, tehdit görüyor musunuz yakın zamanda? Şimdi meydanlarda hala insanlar var. Demokrasi nöbeti adı altında. Ki siz de pazar günü Taksim'de, evet, Taksim'de yüz binlerce insanın bir araya gelmesini sağlayacak bir miting düzenlediniz. Evet, CHP güzel olarak. Bir miting oldu. Acaba bu demokrasi nöbeti adı altında insanların meydanlarda tutulması bir güvenlik ya da istihbarat bilgisi alındığına işaret midir onu bilmiyorum. Bilmiyoruz şu an. Ama ben tabii bunun kontrol altına alındığını düşünüyorum açıkçası. Yani askerin içerisine çöreklenmiş bir grup çete, örgüt, terörist yani asker üniforması giymiş terörist bu işi gerçekleştirmeye çalıştı, başarısız oldular. Ve bundan sonra ben kimsenin buna cesaret edemeyeceğini düşünüyorum. Ancak şu var, bundan sonrası çok önemli işte. Demin sizin de işaret ettiğiniz gibi. Yani siyasi iktidar toplumun önemli kesiminin desteğini almış bir siyasi iktidar. Ve şu anda Kasım'dan sonra 7 ay sonra yani seçimden 7 ay sonra başına böyle bir şey geldi. Ama sadece bu hükümete yapılan bir darbe değil. Tabii onu da kabul ediyorlar. Bu Türk demokrasisine yapılan bir darbe. Bu hepimize yapılan bir darbe. Bu açılan bir pencere var, bunu görmek lazım. Beyaz sayfa açacak mıyız, açamayacak mıyız? Eğer bunu başarabilirsek Türkiye başı dik aslanlar gibi yani Avrupa ülkelerinden biri olarak tarih sahnesinde yerini alır. Ama eğer bunu başaramazsak Türkiye'de başka tarikatların, cemaatlerin kucağına iterlerse maalesef bundan daha beteri olur. Kesinlikle katılıyorum ben de. Zaten etrafımız yangın yeri biliyorsunuz. Tabii. Orta Doğu'yu biliyorsunuz. Dünyanın birçok yerinde kan, gözyaşı, siyaseti hüküm sürerken bir de dönüp kendi içimizde işte Suriye gibi, Mısır gibi bir hale getirmemiz istemiyor. Ben inanıyorum bunun üstesinden gelebilecek genlere sahip bir ülkenin çocuklarıyız. Biz bunların üstesinden geliriz diye düşünüyoruz ama şapkamızı önümüze koyup çok önemli. Yol haritamızı belirlememiz. Bakın mitinglerin ismi, Samsun'dakilerin de öyle. Demokrasi mitingi, Cumhuriyet mitingi. Evet. Çok önemli. Evet. Bir arkadaşım, AKP'de siyaset yapan bir arkadaşım, demokrasi mitingine Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl katkı vereceğini sordu bana. Hani bulunacak mısınız diye. Daha sonra biliyorsunuz biz Samsun Valisi'yle bir proje gerçekleştirdik ve bütün siyasi partiler oradaydı. Tabii arkadaşlarımız görüntülerde birazdan onu da zaten evet, dedim ki ben ona aynısını paylaşayım sizinle. Ben kendimi bildim bileli demokrasi nöbeti tutuyorum. Biz demokratız, kimliğimiz bu. Ve biz demokrat olduğumuz için sürüldük. Demokrat olduğu için bizden önceki nesil için söylüyorum. Öldürülenler var. Bizim konserlerimiz yasaklandı. Bizim türkülerimiz yasaklandı. Bakın. Biz hep demokratız. Şimdi siz bizim çizgimize geldiniz. Bunu muhafaza edelim işte. Orada da Taner Bey sizin de bu darbe tehlikesi geçmiş midir değerlendirmenizi aldıktan sonra bir ekleme yapacağım ben. Buyurun efendim.
Şimdi darbe girişiminin geçtiği ya da geçmediği ile ilgili tabii bu kamuoyunu bilgilendiren çok sağlıklı bir bilgi yok. Yalnız hala tam anlamıyla bunun atlatıldığı söylemek çok da mümkün değil diye düşünüyorum. Bunun artçılarının devam ettiğini görüyoruz. En azından bunun topluma yansıyan artçılar devam etmekte. Siyasi suikastlar gündeme getirilmekte. Evet, konuşuluyor bunlar da. Evet, bunlar konuşulmakta. O yüzden bu konuda tabii özellikle iktidarın tedbirli olması gerekiyor. Güvenlik güçlerinin bu konuda ve istihbarat örgütümüzün bu konuda gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Tabii demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarımızın, bu konuda duyarlılık gösteren vatandaşlarımızın da bir an önce normalleşmeye dönmesi gerekiyor aslında. Yani çünkü sürekli böyle bir tedirginlik havası içerisinde normalleşmek çok daha zorlaşacaktır. Ve güvenlik böylece sağlanması çok daha zorlaşacaktır. Yani bugün Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarımızın güvenliğinin çok fazla sağlanabildiğini ben düşünmüyorum. Yani oraya giren, çıkan veya giden, elini kolunu sallayan herkes oraya çok rahatlıkla girip çıkabilmekte. Bunları düşündüğümüzde hem ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuz söyleniyor, tehlikenin devam ettiği söyleniyor ama bir taraftan da güvenlik zafiyeti oluşturabilecek durumlar ortaya çıkmakta. Önemli yerlere temas ediyorsunuz. Tehlikenin devam ettiği ile ilgili endişe, silahlı kuvvetlerin içerisindeki bu yapının, terör örgütünün başka türlü planları olduğu üzerinden hareketle söyleniyor. Ben de Tüfan Bey gibi yani çok orada büyük bir ihtimal vermiyorum ama şu anda 8 ya da 10 binlerle ifade edilen tutuklama sayısının 40 bin 50 binlere ulaşacağı bilgisi üzerinden hareket ediyor anladığım kadarıyla devlet ve hükümet. Onun için orada bir risk görüyor olabilirler ama uyarılarınız da son derece anlamlı. Zaten bugün meydanda baktığınızda küçük çocuklarıyla birlikte bu nöbetin içerisine demokrasi ve cumhuriyet nöbetlerine katılan insanların birbirlerinden bir fark olmadığını görürsünüz zaten. Evet. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil eden, işareti yapan kişiler de o meydanın içerisinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işaretini yapan insanlar da. Baktığınız zaman aslında bu toplumun, halkın birbirinden çok farklı olduğunu görmüyorsunuz. İnsanları birbirinden farklılaştıran kötü fikir, kötü düşünceler ve siyaset oluyor maalesef. Yoksa toplumda baktığınız zaman herkes aslında birbiriyle koyun koyuna yaşamayı becerebilmiş şimdiye kadar da. Ama siyaset, ama ticaret, ama işte o emperyalizmin, vahşi kapitalizmin daha doğrusu ülkeleri işgal etmesiyle ilgili bakış açısı ülkeleri bugün bu noktaya taşıyorlar. Bizim bunları bundan sonrasında toplumun bütün katmanlarına aktarmamız gerekiyor. Birbirimizden ayrımızın gayrımızın olmadığını anlatarak, ortak aklımızı önümüze koyarak bir de böyle şeylere tenezzül etmeden, inanç konusunda özellikle daha önce de yine bunları konuştuk. Yaradan'ın içimizde olduğunu bilerek kimseye tenezzül etmemize gerek kalmadan bir inanç sistemi ya da suistimal edilmesine izin vermeden bunu içselleştirmemiz gerektiğini çocuklarımıza, toplumun her kesimine anlatmamız gerekiyor. Çünkü bir tane Türkiye Cumhuriyeti Devleti var ve bizim başka da gidecek bir yerimiz yok. Karşımızda kimlerin olduğunu da 15 Temmuz gecesi gördük maalesef. Yine bu ülkenin çocuklarını kandırarak üstelik, o gencecik 20 yaşında çocukların ne hale düşürüldüğünü gördük. Bu tehlike orada da var. Dışarıdan bakınca şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik bir o halinde ilan edilmesiyle bir yapıdan uzaklaştığını ifade etmeye çalışıyorlar. İtibarsızlaştırılmış bir silahlı kuvvetlerin varlığı dünyanın göz önünde. Aslında en tehlikeli yani, şeylerden bir tanesi de bu. Tamam. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle yani dünyada sayılı ordulardan bir tanesi olan, geçmişi şanla, şerefle ve kahramanlıkla dolu bir ordumuz var ve bununla gurur duyuyoruz. Ordunun içerisinde demin sizin söylediğiniz rakam TSK'nın kendisi açıklaması %1,5 gibi bir küçücük bir grubun teröristin içerisine sızmasıyla lekelenecek ya da küçümsenecek, itibarsızlaştırılacak bir kurum değil Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu konuda da çok duyarlı olmamız gerekiyor. Kesinlikle ve bunun bir bundan sonraki aşamasında da bir iç savaş provası için yapıldığını, yani başarısız bir darbe girişimi olacağı biliniyormuş ama bu konuda acaba Silahlı Kuvvetler nasıl bir refleks, Türkiye toplumu nasıl bir refleks ortaya koyacak?
adına yapılmış bir kalkışma olarak da dış basında yorumlar okuyoruz. Her ne olursa olsun bizim çok sağlıklı yorum olduğunu düşünmüyorum. Yani tabii çünkü yüzlerce insanımız hayatını kaybetmiş. Çok büyük bir tehlike atlatılmış ülke. Yani böyle bir kalkışmayı bence hedef saptırmak için dış basın ya da bu işin içerisinde parmağı olanlar yine insanlarımızın kafasını karıştırmak adına ortaya atmış olduğu bir iddia olarak düşünüyorum. Ama çok da yabana da atmamak gerekiyor. Çünkü bu toplumda biraz önce söylediğimiz gibi yani koyun koyunu uyuyan çocuk ailelerin çocuklarıyız ama işte sağcı solcu çatışmasını, Alevi Sünni çatışmasını yeniden harlayacak zeminin oluşmasına sebebiyet verecek durumlar söz konusu olabilir. Onu anlatmak açısından Bey, söylüyorum. Bu kadar kutuplaştığımızı farkına varmamıştık belki de biz. Evet. Yani birbirimize bu kadar ihtiyacımız olduğunun bu 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde farkına vardık biraz da. Hani keşkelerle bundan sonraki siyasetimizi yapmak çok doğru değil. Ama şu var. Önümüze bakalım. Demin başında söylediğim o tespitleri mutlaka yani AKP siyaseti önüne koyup değerlendirmeli. Yani şimdi bir terör örgütü var karşımızda. FETÖ diyoruz, Fethullahçı yapılanma diyoruz, çeteleşme diyoruz. Ama bakıyorsunuz 3 sene önce Atatürk'ün resmini kaldırıp Türk parasına adamların olimpiyatının resmini koydun yani. Bunları yaptın. Daha dün Fethullah Gülen Hoca Efendi diye neler yapıyordunuz, reveranslar yapıyordunuz. Bunları da görmek lazım. Şimdi birçok belediye var. Demokrasi nöbeti için bütün Samsun halkını mesela Anadolu'da görüyoruz, davet ediyorlar değil mi? Keşke Yusuf Ziya Yılmaz bundan önce bir demokrasi paneli yapsaydı ya. Demokrasi kültürünü, çoğulcu kültürü zenginleştirecek, Samsun'da demokrasi ve işte birlikte yaşamayı güçlendirecek etkinlikler yapsalardı keşke. Bütün belediye başkanları için bunu söylüyorum, ayrı ayrı söylüyorum yani. Yine yapabilirler, geç kalmış değiller. Hepimiz bu toprağın çocuklarıyız. Evet. Yani bizim tek memleketimiz var. Bu topraklara borcumuz var. Gereğini yerine getirmek zorundayız. Ha bizi burada huzurla yaşatmak istemeyen bir takım iç ve dış unsurlar var mı? Taşeron örgütler var. Sadece FETÖ ya da paralel yapıdan bahsetmiyoruz. Evet. PKK da bunun içerisinde, IŞİD de bunun içerisinde daha birkaç saat önce işte 56 tane insanın ölümüne sebebiyet verecek olağanüstü bir bombalı saldırı girişiminde bulundu IŞİD. Diğer taraftan Suriye'nin hemen altımızda bir koridor oluşturulmaya çalışılıyor. Üstelik de Amerikan destekli. Yani çok dikkatli geçeceğim. Özür diliyorum. Şimdi demokrasi eşittir milli irade diye sürekli lanse etmeye çalışıyorlar. Demokrasi sadece milli irade demek değildir. Demokrasi kendisi gibi düşünmeyen insanları da saygıyı içinde barındırır. Evet. Bir çoğunluk diktası değildir. Evet. %80 de oy alsan %20'nin hakkını gözetmek zorundasın. Tabii. Kitle öyle bilmeyebilir. Kitleye öyle anlatacaksın. Eğer bir demokrasi kültürü yeşertmek istiyorsak. Bunu ama tanımlamasını zaten mecliste yazmışız. Yani egemenliğin kayıtsız şartsız milletindir olduğu. Bunu çok daha anlamlandırmak. Ve bunun bedelini ödeyerek kazandık. Yani biz o gece bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hangi şartlar altında kurulduğunu ve hangi şartlar altında Kurtuluş Savaşı'nı yönettiğini ve bu ülkeyi 7 düvele karşı savunarak bugünlere geldiğimizi unutmamamız gerekiyor. Evet. Yani Türk milleti birlik ve beraberliğini koruduğu sürece işte az önce o dediğimiz o kardeşlik ruhunu ve omuz omuza mücadele edebilme azmini ve kararlılığını sürdürebildiği sürece 7 düveli geçmişte nasıl ki ülkemizden ve topraklarımızdan kovmayı başardıysa, o günkü o emperyalist güçleri bu ülkeden nasıl kovmayı başardıysa, bugün de aslında bir ve beraber olduğunda ne kadar bazı özelliklerimizi kaybettiğimizi düşünsek de toplum olarak yine kahramanlığıyla, cesaretiyle, iradesiyle ve kararlılığıyla tankların önünde yatan insanları görüyoruz. Evet. Yani tankın önüne yatarken çok rahat üzerinden geçebileceğini bile bile hani bazı resimler var görüyoruz sosyal medyada falan. Adam ağzındaki sigarayı dahi söndürme gereği hissetmiyor. Evet. Yani bu müthiş bir inanç, bu müthiş bir kararlılık ve müthiş bir cesaret örneğidir ki bunu da dünyada aynı cesareti gösterebilecek çok sayıda millet olduğunu düşünmüyorum ben. Hani baktığımız zaman bunlara evet şu görüntüde adamın ağzında sigara var mesela. Diğer taraftan çekilmiş bir resim var. Yani şunu düşündüğümüzde bunu yapabilecek toplum çok fazla özellikle etrafımızdaki coğrafyada yok. Maalesef bakıyoruz bugün Suriye'de yaşananları görüyoruz. Suriye'de yaşananların dışında daha önce Irak'ta yaşananları biliyoruz. Ve ülkemiz belki de Suriye'deki gibi, Irak'taki gibi iç savaşa sürüklenerek
Türk toplumuna büyük bir bedel ödetilmeye çalışılıyor. Ama Türk toplumu aslında o gece göstermiş olduğu tavırla çok da kolay lokma olmadığını dost, düşman herkese göstermiş oldu diye düşünüyorum. Şimdi bu tabii çok önemli, bu söylediklerimizin hepsi. Doğal olarak buradan siz konuşurken, yani o zaman biz geldiğimiz noktada Avrupa Birliği'ne bir taraftan yüzümüzü dönüyoruz. Bilimde, çağdaşlıkta onları yakalamaya çalışıyoruz. Yani bu kadar güçlü bir kumaşı, bu kadar iyi kumaşı olan bir ülkenin insanlarının hak ettiği yerde olup olmadığını da bundan sonraki dönemde oturup konuşmamız gerekiyor demek. Uzun uzun yani, konuşmamız gerekiyor. Değil mi? Evet. Asgari ücretle yaşayan insanların sayısının fazlalığı, sosyal yardımla yaşayan insanların fazlalığı, mesleksiz insanların, işsiz insanların sayısının fazlalığını oturup önümüze koymamız gerekiyor. Çok daha başarılı, çok daha kişi başı gelirin 30 bin dolarlar olduğu bir ülke yaratmak, Anadolu yaratmak, ki bütün koşulları da içinde barındırıyoruz zaten. Böylesine zengin mümkün topraklarda yaşamamız. Bundan sonra bizi yönetecek siyasetçilerin bu işe ciddi manada kafa yorması gerekiyor. Yani sadece AK Parti, CHP, MHP siyasetinin de dışında üstünde bir akıl oluşması gerekiyor. Herkesin taşın altına elini sokarak bu konuda bu toplumun hak ettiği yerde olmasını sağlamak için neler yapılması gerektiğini oturup konuşması gerekiyor. Ama bunlar konuşmayla maalesef olmuyor. Dönüp eğitimimize bakacağız, gözden geçireceğiz. Siyasi kurumları gözden geçireceğiz, yargıyı gözden geçireceğiz. Çünkü bu yapı, maalesef bu yapı CIA'nin de yönlendirmesiyle en ince kılcal damarlara kadar sirayet etmiş durumda. Yani silahlı kuvvetlerden temizlenmiş olması bir şeyi ifade etmiyor. Bugün Türkiye genelinde kamu kurumu ve kuruluşlarında açığa alınan insan sayısı 80 bin civarında, ki daha bu sayının çok daha artabileceği söyleniyor. Ya bu işte bu mesela, bu da korkunç bir şey. Evet. Bunların yerine birilerini koyacaksınız. O mevcut olanları öldüremeyeceğinize göre bu insanlar ne olacak? Cadavına dönüşür hale gelirse bunun riski de çok büyük. Bunu ifade etmek istiyorum. Bunu yaparken yani suçsuzu suçsuzu ayırmak lazım. Yani işte çok ifade ediliyor. İnsanları buraya suça bulaşmış bulaşmamış olmak konusunda iyice ayırmak gerekiyor. Tufan Bey avukat bu konuda. Yani suça meyil etmiş, belki farkında olmadan sempatizan olmuş, belki bunlara götürmüş çocuklarını okullarına yazdırmış, vermiş, belki gazetesini satın almış falan. Hani olayların farkında olmadan siyasetçilerin de yönlendirmesiyle birlikte sempati duymuş birçok masum insan var. Bunları da ayırmak gerektiğini düşünüyorum. İşte olağanüstü hal ilan edilmiş olmasının sebebi anladığım kadarıyla bu. Yani bunları göz ardı edecek bir anlayışla hareket edildiğine ihtimal vermiyorum. Çünkü aksi durumda başımıza ya da nelerle karşılaşabileceğimizi görüyoruz. Yargının neredeyse tamamı elden geçiriliyor bu manada ve 2700 küsur hakim savcı açığa alındı. Bunun birçoğu tutuklandı. Dediğiniz gibi kamuda binlerce insan yine açığa alındı. Ondan sonra birçok kurum, eğitim kurumu kapandı. Şimdi tabii ki hani 11 gün oldu değil mi darbe sürecinden sonra? Travmatik bir dönem. Şimdi 2 sene önce Fethullah Gülen Hoca Efendi'ydi. Şimdi FETÖ örgütünün lideri. Elbette çocuklarını onların dershanelerine gönderen, okullarına gönderen insanlara da bu denli travma yaşatmanın da bir anlamı yok. Çünkü tertemiz inançlarla sahipsiz, çaresiz kalmış insanların korkularından dolayı, öbür tarafla ilgili korkularından dolayı böyle bir yapının içerisinde tenezzül etmiş olmaları, korkarak buraya yönelmiş, meyil etmiş olmaları mümkün, ama gerçekten bu işi insan öldürme noktasına getiren gözü dönmüş canilerle de bunları tabii ki aynı masaya. Ama herkes kendini kontrol etmek zorunda. Şimdi bakın, dedik ya biz 30 yıldır yeni söylenen bir şey değil. Rahmetli Uğur Mumcu tarikat, ticaret, siyaset derken kimi anlatıyordu? Yani Necip Hablemitoğlu neyin mücadelesini veriyordu? Köstebek kitabında kimi anlatıyordu? Evet. Kaç yıl oldu bak, katledildiler. Ahmet Taner Kışlalı'yı kim öldürdü? Yani bu süreç bize bir gerçekliği de net olarak göstermiştir. Yani Cumhuriyet'in kazanımlarından vazgeçmeme ısrarımızın ne anlama geldiğini bugün gördük. Ama Türkiye toplumu bu değerlerin üzerinde, tam bağımsız bir Türkiye üzerinde, demokrasinin vazgeçilmezliği üzerinde, laikliğin, bakın onu vurgulayın, onu söyleyin lütfen, olduğunun, ne kadar kıymetli olduğunun üzerinde bir konsensüs oluşmuş durumda diye. Şimdi siz gazetecisiniz, çok daha yakın takip etmiş olursunuz. Ben hatırlamıyorum en azından.
Bugün AK Parti Genel Merkezi'ne Atatürk posteri asıldığını öğrendik. Gerçekten bu beni mutlu etti. Şu açıdan mutlu etti. Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adını dahi ağzına almaktan temkinli davrananlar, adını almaktan imtina edenler, bugün o posteri oraya asıyorlarsa bu çok büyük bir gelişmedir. Ve tabii böyle olumlu yönleriyle de bu birlik ve beraberlik ve bu milli ruhu devam ettirmek gerekiyor. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ü dinsizlikle suçlayanlar, Mustafa Kemal Atatürk'ü hocaları, işte hoca efendileri asmakla, idam etmekle suçlayanlar, bugün meydanlarda idam gelmesi için, daha dün muhterem hoca efendi dedikleri bir insan için idam gelmesi için bir kampanya başlatmaya çalışıyorlar ki, evet, idam edilmesi gerekiyorsa ve gerçekten bu millete ihanet derecesinde faaliyet gösterenlerin idam gelmesi konusunda Türk milletiyle aynı düşünmekteyim ben de. Ama kıyaslama yaparken de Cumhuriyet'in 96 yıllık enkazını kaldırdığını iddia edenlerin bugün Cumhuriyet'in o kazanımlarının değerini inşallah anlamışlardır diye düşünüyorum. Bu milli birlik ve beraberlik ruhuyla birlikte bunun da devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün evet tehlike var ama yarın tehlike geçtikten sonra ya da rahata kavuştuktan sonra bunlar yeniden unutulacaksa, o kurum ve kuruluşlardan uzaklaştırılan insanların yerine bir A cemaati yerine B cemaati getirilecekse, liyakat ve bu konuda yeterlilik ölçü alınmayacaksa çok da ileri gidebileceğimizi düşünmüyorum. Çok daha kötü duruma da gelebilir ülke. Bu açıdan da çok fazla dikkat etmesi gerekiyor hepimizin. Bizler de bu işlerin takipçisi olmamız gerekiyor. Şimdi bir an için Milliyetçi Hareket Partisi il başkanıyla değil de işte Cumhuriyet Halk Partisi il başkanıyla konuştuğumu düşündüm. Sonra AK Partili siyasetçilerle oturup konuştuğumda da aynı benzer kelimeleri onların konuştuğunu deneyimliyorum şu anda. Biz gerçekten yol haritamız konusunda bir içten bir kabul. Bu milletin ortak değerleri. Evet, Atatürk, içten bir kabul demek ki benimsemişiz yani. Evet, çok kıymetli şeyler demokrasi, söylüyorsunuz. Bunlar Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu kadar aslında Türk milletinin değerleri. Yani Milliyetçi Hareket Partisi de Türk milliyetçisi bir siyasi parti olduğuna göre, Türk milliyetçinin savunan bir siyasi parti olduğuna göre, Türk milletinin bütün milli ve manevi değerlerini elbette ki savunup baş tacı ediyor. Evet. Yani Atatürk'ten vazgeçmemiz mümkün mü? Veya işte ama niye şaşırtıyor şimdi? Bunlardan vazgeçmemiz mümkün değil. Yani bugün mesela birçok arkadaşım izlemiş, görmüş, AKP genel merkezine Atatürk posterinin asılması niye bizim insanımızı şaşırtıyor? Şundan şaşırtıyor. Yani o kadar çok kendini uzaklaştırdı ki hiç gerek yoktu buna. Yani bir takım revanşist duygularla hareket edilmiş olabilir. Yani iç politika malzemesi yapılmayacak bir şey varsa başta bu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Tabii burada Mustafa Kemal Atatürk deyince de onu da tırnak içerisinde masaya yatırmamız gerekiyor. Mesele Atatürk'ün isminden kaynaklanıyor yani, zaten. Fikirlerinden. Ortaya koymuş olduğu fikirlerden, cumhuriyetten, devrimlerden. Çağdaşlaşma modelidir. Değil mi? Bunları, bütün dünyaya örnektir. Bunları yeniden yaşımızın kaç olduğunun bir önemi yok. Evet. Yeniden dönüp hatırlamamız gerekiyor. Bakın öğrendiler işte, ne güzel. Yani kötü bir tecrübe oldu ama. Ben inanıyorum ki belki bunun farkındaydılar ama. Evet. Ama bu kumaşı pırıl pırıl olan ülkenin çocuklarını, kendi vatandaşları belki 100 bin dolar kişi başı milli gelire sahip olsunlar diye, bizim gibi gelişmekte olan ya da az gelişmiş Türkiye dünya toplumlarını işgal edebilmek için bazen işte Kürt sorunuyla, bazen Alevi-Sünni çatışmasını kaşıyarak bu ülkenin çocuklarını hep birbirlerine düşürdüler. Kandırılmayacaksınız Sinan Bey. Şimdi kandırılmamak, tabii ki kandırmamak. Kandırılmayacaksınız. Düşman düşmanlığını yapacak muhakkak. Kandırılmayı tabii ki arzu etmezsiniz ama böyle durumlar, yani bunun başımıza niye geldiğini ortaya koyarsanız. Şu darbeci generallerin hemen hemen hepsi 15 işte ne zaman atanmış bunlar? 2012 askeri şurası. İşte. Yani ne zaman atandı evet, bunlar, tamam. Bu darbeciler? Biraz dikkatli olacaksınız evet. Yani. Ben inanıyorum ki bu önümüzdeki süreçte belki de Türkiye'nin en büyük Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerini, devrimlerini savunan siyasi partisi Adalet ve Kalkınma Partisi olacaktır.
İnanıyorum buna, yürekten inanıyorum. Böyle bunu olmaması için hiçbir sebep yok. Böyle mi? Olması durumunda bu ülkenin yararına, bu milletin yararına, bu devletin yararına olan her türlü uygulamada hükümeti nasıl desteklediysek bundan sonra da desteklemeye devam ederiz. Kuşkusuz. Aynı benzer şeyleri Kılıçdaroğlu da zaten ifade etti. Diğer siyasi parti örgütlerinin yöneticileri de ifade etti. Zaten ışığı önümüze almadan yolumuzu bulamayız. Işığı önümüze alabilmemiz için de yol haritamızı belirlememiz gerekiyor. Yani buradan Ankara'ya İstanbul üzerinden mi ulaşabiliriz, Erzurum üzerinden mi ulaşabiliriz, yoksa Havza'dan Kırıkkale üzerinden mi ulaşabiliriz'in tanımını çok iyi yapmamız gerekiyor. Kilometre taşlarını koymamız gerekiyor bu söylediklerinizin hayatımızda varlığını hissedebilmek için. Neye bağlı kalmamız gerekiyor? Yol haritamızda neler olması gerekiyor? Siyaset nasıl dizayn edilmeli? Milli eğitim nasıl dizayn edilmeli? Ticaret nasıl dizayn edilmeli? Bütün bunlarla ilgili olağanüstü bir konsensüs varken şu anda herkese taşınmadılar. Evet, ama beklentim şu liyakat denilen kavramı çok unuttuk biz. Kamuda liyakat. Yani bir makama lütfen layık olan gelsin. Evet. Sağcı olması, solcu olması, milliyetçi olması, hiçbir inancı olup olmaması önemli değil. Liyakat önemli. Layık olan, başaran gelsin. Biz çocuklarımızı dershanelere gönderdik başarılı olsunlar diye soruları çaldılar, milletin eline verdiler. Maalesef. Çocuklarımızın hakkını gasp ettiler. Evet. Yıllarca yapmışlar bunu. Ya da bu başka, travmayı atlatmamız lazım. Ya da başka bir şey, bu olmasa bile çok daha nitelikli bir eğitim veremediğimiz için çocuklarımıza sadece ezberleyen bir yarış atı gibi hızlandırıp sınav performansıyla biçimlendirdiğimiz, özünü oluşturamadığımız çocuklar oluşturmaya başladı. Şimdi ben dünya, eğitimciyim aynı zamanda. Değil mi? Dünya örnekleri böyle değil aslında. Bu ve bilimsel benzer. Temel layık eğitim sistemi bütün dünyada belirlenen, kabul edilen, Avrupa'da öyle. Biz de öyleydik. Biz de öyleydik. Yani 80'den sonraki süreci biliyoruz hepimiz Allah aşkına. Buyurun tamam. Maalesef yani eğitim konusundaki eksikliğimiz insanlarımızın zaten bu tip örgütler tarafından, gerek dini örgütler, gerekse farklı ideolojik ya da siyasi örgütler tarafından istismar da edilerek. İstismar edilebiliyor. Eğer insanlarımız zaten yeteri kadar eğitimli, bilime yeteri kadar bilimsel yöntemlerle eğitilmiş olsalar, donatılmış olsalar, bu tip mantıksız şeylere ya da bu tip şeylere tenezzül dahi etmeyeceklerdir. Hoşçakalın. Bu konuda Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin az önce söylediğiniz konuyla ilgili çok güzel bir tanım var aslında. Bu tanıma bağlı kalsak yeterli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti. Evet. Biz bu değerleri koruyup bunları devam ettirebilirsek zaten bu problemlerin çoğuyla karşılaşmamış olacağız. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmemize gerek yok diyorsunuz. Yani zaten devletin tanımı belli. Bunu bir tarafa koyacağız tabii. Bunun dışında bir de dışarıdaki tehdidin, içerideki işbirlikçi taşeron tehdidin de varlığını unutmadan, o refleksi de canlı tutarak ama akılla, bilgiyle yolumuzu belirlememiz gerekiyor. Yok birbirimizden farkımız, bunu gördük ama. Toplumun bütün katmanlarının, yani bugün Diyarbakır'da bile, ki büyük sancılar yaşıyoruz orada da biliyorsunuz. Evet. Çok büyük sancılar yaşıyoruz. Yani 15 Temmuz'un öncesinde de gündemimizde 20 yaşında, 19 yaşında gencecik çocukların toprağa verildiği günleri yaşıyorduk yani. Şimdi orada da benzer bir tehdit yine belki aynı menşeden yönetiliyor. O önümüzde duruyor. Biz tabii diğer bu taraftan, süreçten dolayı orayı da göz ardı etmememiz gerekiyor. Terörle yapılan diğer taraftan bu demokrasi ve cumhuriyet mitinglerinde IŞİD görünümlü cihatçı selefi grupların toplumun içerisine karışıp ayrık otu gibi nasıl ortaya çıktıklarını da görüyoruz. Bunların da hepsini Türkiye toplumu çok dikkatli bir şekilde siyasetçilerin uyanık olmak zorundayız. Evet, uyanık olmamız gerekiyor. Uyanık olmak zorundayız. Evet. Yani rehber alacağımız şeyler belli. Biz yeniden Amerika'yı keşfetmek ihtiyacında değiliz. Hakikaten bir çağdaşlaşma modelidir Cumhuriyet. Hepimiz için vardır. Dolayısıyla ona sahip çıkalım. Yani Cumhuriyet kazanımları hala dünyanın gözü var ki bu topraklarda. Bir takım filmler burada oynanmaya, sahnelenmeye çalışılıyor. O denli uyanık olmak zorundayız. Başta ifade ettiğim gibi bundan 100 yıl önce kurtuluş mücadelesi verirken Mustafa Kemal Atatürk'le bir olup ittifak yapıp düşmana karşı savaşan din adamları da var. Fakat düşmanla işbirliği yapan, bize karşı silahını doğrultan din adamları da var. Yani yapılandıkları yerlere iyi bakmak lazım. Evet. Yani şu andaki siyasi iktidardan benim lütfen talebim şudur.
Bütün cemaatleri, tarikatları lütfen denetleyin. Bakın özgürlüklerini kısıtlayın demiyorum. 2016 Türkiye'sindeyiz. Herkes özgürce inandığı tarikatın, cemaatin faaliyetinde icra etsin. Ama lütfen denetleyin. Onlara ayrıcalık tanımayın. Yarın siz gidersiniz, bu toplumun başına başka türlü bela olarak karşımıza çıkarlar. Yani tabii bu üzerinde konuşulması gereken apayrı bir program başlığı. Ama ben inancın kurumsallaştırılmasını doğru bulmuyorum. Doğal olarak inancın farklı farklı yorumlanmasına sebebiyet verebilecek. Ayrışımlardan da uzak durmak gerekiyor. Mürşit arıyorsak şayet kendimize, hayattaki en hakiki mürşitin ilim olduğunu, bilgi olduğunu zaten tariflemişler. İslam dini de zaten Atatürk buna aykırı söylemiş değil. Bunu söylerken tabii evet, ki. Evet, İslam dini kendisi de buna aykırı değil. Tabii ki onu demek istiyorum. Yani ilim Çin'de olsa gidip alın diye öğütleyen bir anlayışından geliyoruz. Yani buna onun baktığım için zaman hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Evet, birbirlerine karşıymış gibi algılamamak lazım. Evet, bu da yani, gelecekte çok tartışılacak bir şey. Öyle görünüyor. Ama bunu da Türkiye toplumu sağduyusuyla ben atatabilecek altyapıya sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü Anadolu erenler yurdu. Orada bunları çok güzel tariflemişler, tanımlamışlar. Ne ararsan ara, kendi içinde ara. Şah damarından daha yakında olan yaradana dön bak. Bunların hepsiyle ruhbanlık algısını ortadan kaldırmış. Ne istemiş sadece? Onurlu bir insan olmayı başarabildiğiniz sürece zaten en doğru ibadeti de yapmış olursunuz demiş. Biz bu ve buna benzer durumların üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Geleceğimize inancımız sonsuz, hele şu 15 Temmuz sonrası yaşanan şeylerden sonra. Yani doğal olarak demokrasi ve cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Mutlaka. Çok teşekkür ediyorum. Son bir şey söyleyeyim. Buyurun. Yani şimdi bundan sonraki süreçte biz travmatik bir dönemden geçiyoruz. Arzu ediyoruz ki, onu demin de ifade ettim tabii, kurunun yanında yaş da yanmasın. Bu süreç, OHAL süreci çok önemlidir. Bir takım kısıtlamalar getiriyor. Yanlış bunu anlaşmalara halka sebebiyet verilebilir. İçeride ve dışarıda da demokratik kazanımlardan geriye gitme konusunda. Evet, derhal gerekli tedbirler alınmalı. Yani OHAL süreci hızlandırılmalı, ivedilikle sonuçlandırılmalıdır. Kamu içerisinde hakikaten bu örgütle bağlantılı olan insanlar varsa ayıklanmalı. Ancak bu yargılama sürecinin de hızlı olması açısından bir takım çabalar gösterilmelidir. Yoksa bu travma uzar gider. Bir hukukçu olarak da böyle bir yönü var. Katılıyorum. Mutlaka şimdi Allah aşkına, yani 2700 savcının, hakimin tutuklandığı, gözaltına alındığı, açığa alındığı yerde insanların yargı kurumuna güvenini yeniden nasıl tesis edeceğiz? Silahlı kuvvetlerinde kaybolan itibarının geri alınması lazım. Açık söyleyeyim. Yani bunlar çok önemli. Bizim çok değerli kurumlarımız. Yani yargıyı biz yüceltemedikten sonra, yargıyı ve hukuk temelinde bu yargılamaları layıkıyla yapamadıktan sonra çok ciddi sıkıntılar bizi bekliyor. Tabii. Ama sanıyorum ben devlet aklı da, hükümet de zaten bu işe birebir maruz kalmış kişiler olarak bizimle birlikte o refleksi yaşıyorlardı diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Taner Bey. Biz de öncelikle misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Düşüncelerimizi insanlarla paylaşma fırsatı sağladınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti birlikte sonsuza dek yaşayacaktır. Bu tür badireleri biz yakın tarihimizde de çok atlattık. Ve bu coğrafyada yaşamanın bir ağır bir bedeli var. İşte çünkü bu coğrafyada yaşarsanız ve bu coğrafyada güçlü olursanız, işte o zaman çok güçlü oluyorsunuz, çok büyük oluyorsunuz. Ve bunun da geçmişe, tarihte bunun örnekleri var. O yüzden düşman düşmanlığını yapacaktır. Ama benim buradan herkese söylemek istediğim en önemli şey, Türk milleti olarak bir arada yaşamayı ve birlikte yaşarken birbirimizin görüşlerine, düşüncelerine, yaşantılarına saygı duyarak ama ortak paydalarda buluşmayı devam ettirebildiğimiz sürece Türkiye Cumhuriyeti Devleti Allah'ın izniyle sonsuza dek yaşayacaktır. İlelebet yaşamaya devam edecektir. Ben de katılıyorum bu düşüncelerinize. Bu konuda da yapmamız gereken, hep birlikte siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa bırakarak bu süreçte nasıl bir araya geldiysek, bundan sonraki süreçlerde de o demokrasinin olumlu taraflarını işine geldiği gibi algılamak yerine işte sadece seçim kazanma yöntemi olarak görmemeleri gerektiğini inşallah anlamışlardır diye umut ediyorum. Çünkü burada cumhuriyet işte, ve hepimizin demokrasi, hepimizin bu devlet, bu topraklar, bu vatan, hepimizin herhangi bir siyasi partinin
savunucusu olmak darbeye karşı olmayı gerektirmez ya da darbeci olmak ya da darbeyi savunucu anlamına gelmez. Yani bu algıyı da birbirine karıştırmamak gerekiyor. AKP'li olmak ya da AKP'yi savunmak darbecilerin karşıtlığı ya da darbeci karşıtlığı sadece AKP'li olmak gerekiyor gibi bir algı gerek yok. Türkiye'nin böyle olmadığını... devleti milletiyle birlikte hep birlikte bu demokrasi ve cumhuriyeti en iyi şekilde savunabileceğini hep birlikte göstermiştir. Geçenki yaptığımız siyasi partilerimizle birlikteki yürüyüşümüzde de Samsun'da bir örnek, Türkiye'ye bir örnek teşkil etti. Çok güzel bir hava vardı. Bu havayı da devam ettirmeleri gerekiyor. Kimsenin siyasi rant, siyasi bir beklenti içerisine girmeden, bu süreci bozmadan devam ettirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum ki gerçekten de Türkiye'ye damgasını vurdu. Meşalenin, kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun'dan 1919 metrelik bayrağın altında 20 bin kişi birlikte yürüdü. Evet, yok birbirimizden farkımız. Bunun farkındayız ama siyaseti nasıl yapacağımızı, eğitimi nasıl yapacağımızı, inancımızı nasıl ortaya koyacağımızı yazmamız, çizmemiz, bu yani bundan sonraki süreçler içerisinde normalleşmemiz lazım derler. Ya bundan sonraki süreçler içerisinde tabii ki yerimizde saymıyoruz. Dünya artık gen teknolojisinin konuşulduğu bir dünyada yaşıyoruz ama anayasaya, yeni anayasaya ihtiyacımız var. Yaparken bu birlikteliği, bu konsensusu göz ardı etmeden yapmamız gerekiyor. Ekonomik politikalarımızı geliştirirken, siyaseti dizayn ederken, toplumu, kamu yönetimini dizayn ederken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şapkamızı önümüze koyup bu birliktelik içerisinde hareket etmemiz lazım. Çok teşekkür ederim efendim. Evet, teşekkür ederim. Dolayı. Değerli izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz ve Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı konuğumuz oldu bizim. Çok teşekkür ediyoruz kendisine, Taner Tekin'e. D-Smart ve Teledünya üzerinden yayınlarımızı izlemeniz mümkün. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Meydanı'ndan her gün saat 9'da 1 arasında canlı yayınlarımız devam ediyor. Birazdan da tekrar oraya bağlanacağız. Onurlu ve gerçek bir insan olmayı başarabilme umuduyla mutlu geceler diliyorum. Bizden ayrılmayın. Yapış'ın katkılarıyla hazırlanan Samsun'un Nabzı sona erdi.